Ve yerli aşımız TÜRKOVAK'ın faz 3 çalışmaları devam ediyor. Artık adı da belli yerli aşımızın. Peki yerli aşıyı diğer aşılardan ayıran özelliği ne? Kullanıma ne zaman sunulacak? Tüm bunları Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Tevfik Özlü ile konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz gün ortasına. Merhabalar Gülden Hanım, sağ olun. Sizler de sağ olun. Hocam önce ismini sormak isterim. TÜRKOVAK, artık adı belli oldu. Ne dersiniz? Tam da yerli aşımıza yakışır bir isim galiba. Evet, yani fena bir isim görünmüyor, evet. Şimdi faz 3 çalışmalarına başlandı. Aslında gelinen süreci bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani çalışmalar noktasında ne zaman kullanıma ve aşı takvimine alınacağı da merak konusu. Bundan sonraki süreç nasıl işliyor hocam? Nasıl işleyecek daha doğrusu? Öncelikle hani bugüne kadarki sürecin başarılı olduğunu görüyoruz. Faz 3 çalışmasına geçildiğine göre faz 1 ve faz 2 çalışmaları ve daha önceki hani insan çalışmalarından önce yapılan deneysel çalışmaların hepsi başarılı oldu ki faz 3 çalışmalarına geçme kararı alındı ve faz 3 daha uzun süreli bir çalışma, daha çok sayıda gönüllü üzerinde yapılacak. Ve bu aşının asıl etkinliğini gösterecek olan çalışma olacak. Güvenliği açısından da önemli. Ben inşallah kısa zamanda bunun tamamlanmasını bekliyorum. İnaktif bir virüs çalışması bu da aşısı. Evet. Ve eğer faz 3'te başarıyla tamamlanırsa ondan sonra uygulamaya geçilebilir. Bu da nereden bakarsanız bakın en az 3 ay belki biraz daha uzayabilir bir zaman alacak diye düşünüyorum. Yani bu pandeminin kontrolüyle ilgili aşılamaya yetişmez ama 3. doz aşılama dediğimiz hatırlatma dozlarına yetişebilir diye umut ediyorum. Hocam şimdi biz faz 1, faz 2, faz 3 diyoruz ama özellikle faz 3'ün son derece önemli bir süreç olduğuna vurgu yaptınız. Daha çok gönüllü üzerinde deneniyor. Faz 3 çalışmasında artık bu aşının ne kadar etkili olduğu ve ne kadar sürede etkili olduğu bir çalışma mı? Onu bir kez daha hatırlatır mısınız bize? Evet, yani faz 2'de, faz 1'de daha çok hani antikor oluşturma gücü araştırılıyor. Ne kadar antikor oluşuyor? İkincisi de güvenlik açısından hani testler yapılıyor, yan etkiler açısından inceleniyor. Dozla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunlar faz 1 ve faz 2 aşamasında tamamlanıyor. Faz 3'e gelindiğinde artık aşının gerçekten enfeksiyonu önleyip önlemediği, ne oranda önlediği, yani %50 mi, %70 mi, %90 mı, hani ne kadar enfeksiyonu önlediğini göreceğiz. Hem de daha geniş kitlelerde yapıldığı için hani binlerce, on binlerce kişi üzerinde çalışılacağı için de yan etkiler açısından daha iyi sonuçlar verecektir. Faz 3 onun için çok önemli. Yani asıl aşının salgına karşı, hastalığa karşı koruyuculuğu bu aşamada ortaya çıkmış olacak diye düşünüyorum. Özellikle hocam örneğin İki doz aşımızı oluyoruz. Örneğin iki dozumuzu da Pfizer-BioNTech ya da işte Sinovac olduk. Üçüncü doz ya da hatırlatma dozu üzerine bu ara çok konuşuluyor. Sizinle de daha önceki yayınlarımızda konuştuk. Onun da farklı bir aşı üzerinden yapılması mı gerekir? Yoksa aynı dozlarla başlandı, aynı aşılarla başlandı, aynı aşıyla mı bu süreci yürütmek gerekiyor hocam? İkisi de mümkün Gülden Hanım. Yani eğer İsterseniz o biraz da sizin tercihinize bağlı olacak sanıyorum. Henüz daha üçüncü aşama veya üçüncü doz ya da hatırlatıcı doz aşı başlanmadı biliyorsunuz. Böyle bir şey tartışılıyor şu anda sadece. Yakın zamanda böyle bir uygulama başlar mı onu bilmiyorum. Ama en azından sağlık çalışanları için yani yüksek risk altında virüsle karşılaşma riski yüksek olan sağlık çalışanları için ya da bazı immün süpresif dediğimiz bizim bağışıklık sistemi iyi cevap veremeyen bireyler için üçüncü doz hatırlatma gündeme gelebilir. Ama herkes için hemen bir üçüncü doz aşılamanın gerekeceğini şu anda ben düşünmüyorum. Yani biraz zamanla ortaya çıkacak bir durum. Çünkü aşıların koruyuculuğunun devam ettiğini biliyoruz. Antikorlar azalsa bile koruyuculuk devam ediyor. O bakımdan herkese olmasa da en azından sağlık çalışanlarına ve bağışıklığı baskılanmış kişilere üçüncü doz hatırlatma dozu gerekebilir. Zaman geçtikten sonra herkese de gerekebilir.
Bu üçüncü doz daha önce aşılandığınız iki doz aşıyla da olabilir. Ya da siz isterseniz farklı bir aşı da tercih edebilirsiniz. Aynı aşıyla olmak zorunda da değil tabii ki. Hocam şimdi son zamanlarda bizim de yayınlarda sıklıkla konuştuğumuz bir delta virüsü riski var. Çokça konuşuluyor. Ciddi oranda aslında işte hızlı yayıldığına ilişkin bazı değerlendirmeler var. Bu, nasıl bir tehditle karşı karşıyayız? Onu da sorayım delta virüsüne ilişkin hocam. Biliyorsunuz bugüne kadar çok farklı varyasyonlar olduğu virüste varyantlar ortaya çıktı. İşte alfa, beta, gamma ve son olarak da delta varyantı ortaya çıktı. Delta varyantı tabii şu anda gözetim altında izleniyor. Gelen ön bilgiler hızlı bulaştığı yönünde ve pek çok ülkede kısa zamanda görülmeye başlandı. Ve ülkelerde de yoğunluğu giderek artıyor. İngiltere'de özellikle şu anda dolaşan virüslerin neredeyse tamamına yakını delta virüsü haline gelmiş durumda. Amerika'da ve diğer ülkelerde de yapılan çalışmalar kısa sürede yani bir ay içerisinde, son bir ay içerisinde bu delta virüsünün oranını arttığını gösteriyor. Ama bunun hani virüsün ve hastalığın seyri yönündeki değişikliği yapıp yapmadığı, yani hastalığın yayılması veya ağır hastalık veya ölüm konusunda bir etki oluşturup oluşturmadığı şu anda kesin olarak belli değil. Daha hızlı bulaştığına dair bazı gözlemler var. O bakımdan dikkatli olmak gerekiyor. Ama sevindirici tarafı şu, genelde kullandığımız aşılara duyarlı. Her ne kadar diğer Wuhan virüsü kadar olmasa da yine iki doz aşı yaptırdığınız zaman tek dozda hani kaçabiliyor dirençten ama iki doz aşı yaptırdığınızda bu delta varyantına karşı da korunmuş oluyorsunuz. O bakımdan dikkatli olmak lazım. Yani aşılamamızı bir an önce yapmamız lazım. İki doz aşımızı tamamlamamız lazım. Tabii özellikle de yine de kapalı alanlarda, diğer insanlarla beraber olduğumuz ortamlarda bulaşma riskini dikkate alıp buna karşı kendimizi korumaya devam etmeliyiz. Peki. Profesör Doktor Sayın Tevfik Öz Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yayına katkılarınız için sağ olunuz.